Şimdi Sait Ustam'la beraber sineklik ölçüsü nasıl alınır? Pencerelerde ve kapılarda sineklik ölçüsü nasıl alınır? Öncelikle bunu bir görelim. Arkadaşlar, şimdi tadilat yapılan bir eve geldik ve bu evde kapı pencerelerle alakalı neler yapılmış? Önce bunları bir kontrol edelim. Gördüğünüz gibi güzel bir manzaraya karşı iki tane pencere var ve yazın sinek, böcek her zaman başımızın belası. Dolayısıyla sinek ve böceklerin içeriye girmesini engelleme adına burada bir sinekliğe ihtiyaç var. Sinekliğin de çeşitli modelleri var. Biliyorsunuz şu şekilde sürgülü pileli sineklikler var. Ya da bir şekilde dışarıya sabitlenen sabit sineklikler var. Şimdi biz burada bugün sineklik ölçüsü nasıl alınır ve sineklik nasıl monte edilir? Bunlarla alakalı kabaca bilgiler vermeye çalışacağız. Evet Sait Ustam, o zaman buyurun şu ölçüyü bir alalım. Burada ölçü nasıl alınır şu pencerede? Ya şu an kanadımızı açtık. Kanadın içinden ölçümüz 590 geliyor. 59 santim. 59 santim. Hı hı. Böyle olursa 2 santim buradan koyuyoruz. 2 santim buradan koyuyoruz. 590, 630 ölçümüz. 63 santim. Evet. Tamam. Ya bir diğer ölçü alma şeklimiz daha var. Ya genelde bu şekilde alsak kurtarır da bunu da bilsinler müşterilerimiz. Hı hı. Contadan contaya mesela 560 geliyor. Burada da 3,5 santim bir yandan koyuyoruz. 3,5 santim bir yandan koyuyoruz. 7 santim. O 560, 630. Az öncekinde kaç geldi? 59, 4 daha 630. 59, 4 daha 600. Aynen doğru. Çok güzel. 3,5, 3,5, 7, 2 çeyrek santim de aynı hesap. O zaman özetliyorum hocam. Ben şunu anladım. Eğer içeriden, kanadın içinden alacak isek bu ölçüyü alıyoruz. Evet. Alayım ben onu. Bu ölçüyü alıyoruz ve karşımıza 59 santim değeri çıkıyor. Evet. Siz diyorsunuz ki buna 2 santim bir yandan, 2 santim bir yandan 59, 630. 59'a 4 santim ekleyin. Evet. 63 santimlik bir sineklik yapın diyorsunuz. Aynen. Eğer derseniz ki hayır, Jonathan'dan alacağız. Bu zaman da şöyle bakıyorum. 56, 3,5, 3,5. O da 630'a tekabül ediyor. Çok güzel. İki şekilde ölçü alma yöntemi var. Birincisi kanattan içten içe, ikincisi contadan contaya. Aynen. Peki bu genişlik, yükseklikte de aynı mantık geçerli mi? Aynen, aynen. Yükseklikte de diyorsunuz ki contadan contaya alacaksanız 7 santim. 7 santim ekliyorsunuz. 7 santim. Yok, içeriden içeriye alacaksanız o zaman da 4 santim. 4 santim ekleyerek işi bitiriyorsunuz. Evet. Dolayısıyla bunun bir de yüksekliğini siz alır mısınız? Tabii. Şu an içeriden ölçümüz 126. 4 santim ekliyoruz 2-2. 130. 130. Çok güzel. Ya bunu contadan da aldığımız zaman o zaman da 7 santim ekleyeceğiz. 123, 7 daha 130. Aynen. Çok güzel. 7 daha 130. Aynı hesaba geliyor. Pencerelerde ölçü alma, sineklik ölçüsü almanın yöntemini öğrendik. Evet. Peki aynı şeyi bir de kapı için yapalım mı? Yapalım. Bir de kapıyı yapalım. Burada pencereleri kesiyoruz arkadaşlar. Bir de kapının ölçüsünü alalım. Akabinde de montajları yapalım. Evet arkadaşlar, az önce pencerenin ölçüsünü aldık. Pencerenin sineklik ölçüsünü. Şimdi de kapının sineklik ölçüsü nasıl alınır? Sait Ustam bize bu konuda bilgi verecek. Buyurun ustam. Yani kapıdaki mantık aslında pencereyle aynı. Bunda da kapıyı açtık. Kapının içinden ölçümüz 80 geliyor. Pencereyle aynı mantık. Yine 4 santim koyuyoruz. 80, 82, 84. Tamam. Contadan da alırsak yine aynı pencereyle aynı mantık. 3,5, 3,5, 7 santim koyuyoruz. Çok güzel. Yani sen contadan contaya şu olmaz 223 bulacaksın, doğru mu? Ya tabii ki. Aynı hesaba geliyor. Yani pencereyle aynı. Pencerede nasıl alıyorsa kapıda da aynı ölçüyü alıyoruz. Tamam. İki şekilde ölçü alma yöntemimiz var. Birincisi kanadın içinden, diğeri de contadan. Aynen. Birinde 4 santim, birinde 7 santim ekliyoruz. Çok güzel.
Evet arkadaşlar, bu videomuzda da ölçüsünü aldığımız sinekliği bir pencereye nasıl monte ediyoruz? Sait Ustam bu konuda bilgi verecek. Buyurun ustam. Ölçüsü alınmış sineklik, pileli sineklik. Sistemlerde pencere eğer içe açılıyorsa sineklik de dışarıya monte ediliyor. Buna dikkat edelim. Sinekliğimizi yerimize koyduğumuz zaten şurada bir çıkıntısı var zaten. Kasanın binisine şunu sıfır yapıyoruz. Şu şekil. Maksat müşterinin eline batmasın. Şu şekil yukarıda olup da elini acıtmasın diye. Şu şekilde indiriyoruz. Düz olsun, müşterinin eli acımasın. Çok güzel. Gel Serkan'cı. Aferin. Evet, bir pileli sineklik ölçüsü nasıl alınır? Akabinde montajı nasıl yapılır? Bununla alakalı videoyu sizlerle paylaşıyoruz. Gördüğünüz gibi köşelerde, sinekliğin köşe kısımlarında vida atmak için noktalar var. Bu noktalardan vidalamaları yapıyoruz. Zaten sinekliğimiz pileli sineklik. Bu şekilde açılıyor. Kapatıyor. Bu şekilde açılıyor. Sait ustam şöyle bir sorun var. Şimdi bu sinekliğin montajını yaptık. Genelde şık göründüğü için insanlar bu sinekliği tercih ediyorlar ama kullanım kolaylığı açısından da kıyasladığınızda sabit bir sinekliğe göre pileli sinekliğin artıları ve eksileri nedir size göre? Şimdi sabit bir sineklik dediğiniz herhalde menteşeli sineklik. Evet, menteşeli. Menteşeli sineklikte kışın burada çıt çıt olayı rüzgarda çıt çıt atıyor, kırılıyor. Hı. Ama pileli sineklikte öyle bir sıkıntı yok. Vida attığımız için bu da kapalı durduğu müddetçe bu pilelerde bir sıkıntı olmaz. Peki birkaç sorum var. Birincisi, içeriye sinek alır mı bu sistem? Ya burada pile olduğu için sinek alma şansı yok. Yok. Çünkü pile her tarafı kapatıyor. Ya ben bazen duyuyorum piyasada pileli sinekliğin biraz daha hani içeriye sinek alabildiği gibi bazı şikayetlerle karşılaşıyorum ama o yüzden sordum var mıdır diye. Onların büyük ihtimalle pilelerinde bir sıkıntı var. Pilede sıkıntı var. Normalde sinek alma şansı yok. Evet arkadaşlar, az önce pencere montajını kabaca anlattık ama pencere montajında sineklik dışarıda kaldığı için montajın detaylarını çok göremedik. Ama şimdi güzel bir opsiyon var elimizde. Kapı, dışa açılan bir kapı. Kapı dışa açıldığı için sineklik içeride kalıyor. Az önce pencere içeri açıldığı için sineklik dışarıdaydı. Hem montajı zordu hem de detayları göremedik. Ama şimdi her şeyi gayet güzel bir şekilde göreceğiz. Buyurun Sait Usta. Bu kapı dışa açılıyor. Dolayısıyla sineklik içeride olacak. Aynen. Evet. Gördüğünüz gibi. Kapının açılış yönüne göre koyuyoruz sinekliği. Evet. Ha, bu da güzel bir bilgi. Kapının. Şu an kapı sola açılıyor. Mesela kapımızın kolu sola doğru açılıyor. Hı-hı. Sinekliğimizde sağdan sola doğru açılmış oluyor. Tamam, çok güzel. Serkan'cığım gel. Şimdi burada kısaca şu bilgileri verelim. Gördüğünüz gibi pileli sinekliğin köşelerinde vidalama noktaları var. Bu noktalardan PVC ile bağlantı sağlıyoruz. Montajımızı yaptık. Pileli sinekliğini bu şekilde açıp kapatıyoruz. Yalnız pileli sineklik kapılarda kapı kapalıyken pileli sinekliği kapatamayız. Çok güzel. Ben de size bunu soracaktım. Pileli sinekliği kapatma şansımız yok. Koldan ötürü. Çok güzel. Kolu açmamız gerekiyor. Kolu açıldıktan sonra. Yani ondan sonra kapatmamız gerekiyor. Kapı açıkken, tabii ki, kapı açıkken sineklik aktif. Aktif. Sinekliği kapattığı zaman. Olmaz. Çok güzel. Güzel bir şey. Kolumuzda ondan sonra kapatıyoruz. Tamam. Evet Sait Ustam, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok faydalı oldu. Umarım arkadaşlar siz de faydalanmışsınızdır. Hem ölçü nasıl alınır hem de montaj nasıl yapılır. Ama burada ben şunun altını çizmek istiyorum. Belki montajı kendiniz yapamayabilirsiniz. Montajdan yana eliniz çok yetenekli olmayabilir. Ama ölçüyü alabilirsiniz. Herhangi bir firmadan fiyat alırken benim 15 tane sinekliğim var. Bunun 5 tanesi kapı, 10 tanesi pencere ve ölçüleri de kendiniz artık ölçü almayı biliyorsunuz. Contadan contaya ya da kanadın içinden içine eklemelerinizi yaparak 4 santim ya da 7 santim eklemenizi yapıp net sineklik ölçülerinizi oluşturup adetlerini firmaya gönderip üretici firmadan net bir şekilde fiyat alabilirsiniz. Teşekkür ederim Sait Usta. Ben teşekkür ederim. Size de teşekkür ederim. Kolay gelsin.